Ama annem vermişti bu tokayı sana. Olsun. Tekrar bir araya geldiğimizde bana verirsin. Tamam. Ya kardeşim, sen böyle yaşlı teyzeler gibi dalıp dalıp gidiyorsun ya, korkmaya başladım ben ya. Böyle hani tımarhanedeki deliler de bir şey kilitlenip böyle bakar uzun uzun. Sonra kafa gider ya, kayış sıyırır falan. Vallahi ödüm kopuyor başına bir şey gelecek diye ya. Şimdi bana bak. Ha. Hadi giyin üstünü de gidelim biraz aleme akalım. 300-500 büyük stresimizi atalım ya. Ha? Belki sana iyi gelir ha. Yok Şevket, yok. Ben kardeşimi görmeye gideceğim abi. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen ya? Madem gidecektin, madem görecektin, madem konuşacaktın. Niye biz bir saattir burada karı gibi ağlıyoruz ya? Ben göremem belki ama... ne bileyim ben. Ziya Hoca görebilir, değil mi? Görüşürüz Şevket. Harbiden ne soğumuş hava ya. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler hocam. Hayırdır, namaza mı? Bu saatte. Semih Bey, namaz mı kaldı ya bu saatte? Siz anlaşılan bayağı uzak kalmışsınız bu mevzulardan. Evet, biraz uzak kaldım. Ama Zehra sağ olsun, onun sayesinde hatırlıyorum yavaş yavaş. Ya demek öyle. Evet. Kültürümüzle ilgili unuttuğunuz şeyleri biz de hatırlatabiliriz Semih Bey. Hani ileride hiç sıkıntı yaşamazsınız, emin olun. Çok sağ olun hocam. Yalnız bu bey lafını kaldırmıştık hatırlıyorsanız. Evet, senin beyini bir kaldıracağım ben de. Efendim? Doğru, haklısınız. Yani madem Zehra Hanım'ın da çocukluk arkadaşısınız değil mi? Ya ne diyeceğim, belki ileride nikah şahidimiz olursunuz ya. Ben çok üşüdüm. İçeri geçelim mi? Hadi siz de buyurun hocam. Yok, Zehra Hanım. Keyfimiz kaçmasın şimdi. Olur mu canım öyle şey? Hadi. Israr etme güzelim. Belli ki adamın işi var. Güzelim, Semih Bey. Siz anlaşılan bayağı üşümüşsünüz. Yani dilinize vurmaya başlamış bak. İsterseniz siz içeri geçin. Biz Zehra'cığımla nikah hazırlıkları üzerine bir konuşacağız da. Emin misiniz? Siz daha fazla burada kalmak istediğinizden emin misiniz? Peki. Tamam, ben içeri geçtim. Yalnız hava soğuk, dikkat et kendine. Tamam. Zehra Hanım, hayırdır? Bizle konuşuyoruz, siz neler yapıyorsunuz ya? Ne yapıyormuş? Ya tamam, anlıyorum. Yıllar önce kaybettiğiniz bir arkadaşınızı buldunuz da... yani bizim kültürümüzde kaybolan çocuğu bile bulduklarında... şöyle güzel bir döverler. Öyle bir kültürümüz var yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Biraz hal ve hareketlerinize dikkat edin diyorum yani. Maazallah, ileride bir sıkıntı yaşamayalım. Öyle mi? Öyle. Size minnettarım. Ama lütfen benimle böyle tehdit eder gibi konuşmayın. Kendinize bir sorar mısınız acaba ben niye böyle konuşuyorum, ha? Ben üşüdüm. Geçiyorum şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Ey Allah'ım ya. Sülük gibi yapıştı herif kıza. Familyasını...